Arkadaşlar merhaba. Çemberde uzunlukla devam ediyoruz. Dikkat ederseniz çember açıda çemberin tanımını verirken ilk çembere çemberde açıyla başlarken çemberin ilk tanımını verdiğimizde ne demiştik? Düzlemde sabit bir noktanın sabit bir noktadan eşit uzaklıkta olan noktaların kümesine mesela şöyle göstereyim. Yine bir O noktası alalım. Bunlardan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine çember denir demiştik. Yani hep yarıçap kadar ve şöyle bir şey tembihlemiştik. Ne olursa olsun hep yarıçap çizin. Yani arkadaşlar burada da çok güzel bir başlık atılmış. Bir çemberin yarıçapı her yerde aynıdır. Aynen öyle. Bakın her çizdiğiniz yer yarıçap. Yani çemberde uzunluğu yarıçap çizerek bitireceğimizi burada göreceksiniz arkadaşlar. Başka hiçbir bilgi yok biliyor musunuz? Sadece bununla bakın ilerleyeceğim. Dikkat edelim. Yarıçapın 17 olduğuna dikkat edin. Merkezi ben C'ye birleştirirsem bu da 17. 17, 8 ise benim 8, 17, 8, 15, 17 üçgenim var. Bu arada bu tarafın da yarıçap olduğunu biliyorum. Burası da 17. Benim x değerime 2 kalır arkadaşlar. İkinci örnek. 60 derece ise 120 derece olur. Burada çevre açı dikkat ederseniz. Bunu merkez tarafından sıkıştırdığım takdirde bu 6 ise bu da 6. 120 ise gören merkez açı 120'dir. İkizkenarlıktan dolayı 120, 30, 30 üçgeni denk gelir. X'imiz 6 köküçtür arkadaşlar. Hemen üçüncü soru. Bakın burada D merkezli. Mutlaka size tavsiyem bu karenin içine koyarlar, dikdörtgenin içine koyarlar. Mutlaka merkez neresi ve nasıl bir çember, yayı nerede? Mutlaka bir görün arkadaşlar. ABCD karesinin içine çizilen D merkezli çeyrek çember. Bakın D merkezli çeyrek çemberden kastettiği bu çember. Şimdi arkadaşlar yarıçapın 10 olduğuna tanık olun. Bakın lütfen yarıçapın 10 olduğuna tanık olun. Şimdi bizden ne isteniyor? Ben şöyle birleştirirsem burası da 10 olacak. Bakın şunu devam ettireyim şöyle. Şöyle devam ettirelim. 2 ise burası 2. Bakın burası 8 kalır. 8 10 ise burası 6'dır. O zaman alt tarafta 6 olur. Tamamının 10 olduğunu bildiğime göre bakın x'e 4 kalır. Bu şekilde yarıçap çizerek halletmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada birinci soruyu çözelim. Bakın 45 ise burası 90 derecedir. Gençler merkezde sıkıştırın mutlaka. Bakın burası da 90 derece olacaktır. Aynı şekilde merkez açı olacak. Çünkü gördüğü yayın ölçüsüne eşit olacak. Yarıçap 3-3 olacak. Benden neyi soruyor? Çemberin çapını soruyor arkadaşlar. 6'dır. Genelde bir de dördüncü soruyu çözeyim sizin için. Arkadaşlar çemberin içine dikdörtgen yerleştirilmiş. Dikdörtgenin hatırlarsanız dikdörtgen konusunda köşegenlerimiz aynıydı dikdörtgende. Yani bir tanesi işe yaramadığında diğerini çizersek bakın bu 13 aslında benim yarı çapımmış arkadaşlar. O zaman bu arada dikdörtgeni vermişti. Çember ya üzerinde olduğuna göre x nedir diye söylemiş. O zaman benim bakın buradaki 13 bana neyi veriyor arkadaşlar dikkat ederseniz yarıçapı verdi. Buradan çizdiğimde benim yarıçapım 13'müş. Peki ben ne yapabilirim arkadaşlar burada? Evet 13'ü bulduk. Arkadaşlar şurada 13 biliyorsunuz. 1'i atarsak 12 kalır. Burası o zaman 5'tir. Bakın şurada diklikten. Burada 5'tir. Buranın yine 13 olduğunu düşünürsek x'iniz 8 değerini alır. Evet diğer sorularda bunların benzeri olduğu için size bırakıyorum arkadaşlar. Bunları yaparsınız. Biz devam edelim. Şimdi teğet giriş yay özellikleri dediğimiz giriş özellikleri diye burada adlandırılıyor. Bakın merkezden girişe dik indirdiğiniz takdirde arkadaşlar girişi ikiye parçaya bölersiniz. Bunu lütfen unutmayın. Hatta bunu devam ettirirsiniz. Şuradaki yayları da ikiye parçaya bölersiniz. Ama ben şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Bakın arkadaşlar normal bir TET merkezden bakın normal bir TET merkezi teğet noktasına birleştirdiğiniz takdirde mutlaka 90 derece olur. Bunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. Burada özellikle siz kirişe dik indirdiğinizde kirişi keş parçaya bölüyorsunuz ya şu O ile A'yı ve O ile B'yi birleştirirseniz burada hiçbir şey olmasa bir ikizkenar üçgen elde etmiş olursunuz. Bir de size burayla ilgili arkadaşlar şöyle bir tavsiyem de var. Normalde bu teğet kirişe özellikleriyle alakalı bir bu özellik var.
Bir de bir saniye nerede veya daha sonra vereyim onu arkadaşlar. Yeri gelince verelim. Önce bu kısmı bence bir oturtalım. Diyoruz ki bakın bir kirişimiz varsa merkezden bu kirişe dik indirdiğimiz takdirde biz kirişi keş parçaya böleriz. Burası o zaman 6 olur. Buranın da 6 olabilmesi için 4 kalır. 4, 4 kök 5 ise burası 8'dir. Bakın daha sonra şurayı birleştirdiğimizde 6, 8, 10'dan çemberin yarı çapını bulmuş oluruz. Evet, yine merkez. Bakın ben yine dikimi indirdim. 1, 1, 2 eş parçaya bölüyorum. Arkadaşlar dikten dik indiğiniz takdirde sevgili Öklit amca x kare eşittir kendine yakın olan çarpı tamamı demiyor mu? X kare eşittir 1 çarpı 4'ten bakın x'iniz 2. Direkt yarı çapı 2 olarak bulursunuz. Şimdi evet. Şimdi şurada anlatmaya çalıştığı şey şu. Merkezden eşit mesafede olan kirişlerin boyları aynıdır. Yani eğer OE ile OF aynıysa arkadaşlar, yani şu mesafeler aynıysa bu kirişlerin boyları da eşit oluyor. Burada şunu unutmayın. Merkeze yakın olan, çünkü en uzun kiriş neydi? Çaptı. O zaman merkeze yakın olan kiriş her zaman daha büyüktür. Lütfen bunu unutmayın. O merkezli çemberde bakın dik dik verilmiş. Bir diklik daha var. 5 ise burası da 5 biliyorsunuz. Şimdi bana diyor ki bakın OF uzunluğu OE'den daha büyük. Yani buradaki AB kirişinin merkeze DC kirişinden daha yakın olduğunu gördünüz. O zaman arkadaşlar AB kirişi kesinlikle, AB uzunluğu kesinlikle ondan daha büyük olacak. O zaman en küçük tam sayı değeri 11'dir. Direkt bunu söyleyebilirsiniz. Evet. Şimdi bir söylemek istediğim bir şey daha vardı ya, onu burada söyleyeyim ben. Şimdi bir çemberim var. Rastgele bir P noktası var. Acaba P noktasından geçen, bunu ayrı özellik olarak vermemiş ama ben verme taraftarıyım. En kısa kiriş nedir arkadaşlar? Zaten bu arada en kısa kiriş bunu bulalım. Ama en uzun kiriş zaten çaptır. En kısa kiriş de nedir biliyor musunuz? Merkezden gelen doğruyla dik kesişen kiriştir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İki eş parçaya da böler. Yani bir rastgele bir P noktasından geçen en kısa kiriş demek, merkezden gelen doğruyla dik kesişen kiriş demektir. Burada genelde zaten yine şuradan buraları çizerekten ikizkenar üçgen elde ederek halledebilirsiniz arkadaşlar. Buyurun. Ben yardımcı olmaya çalışayım burada sorularda. Bir bakıyorum arkadaşlar neleri çözeyim diye. Bence 4 ve 5'i mutlaka çözeyim. Yarıçap 5 birim olan bir durum var. 3 birimmiş burası da. C noktasından geçen en kısa kiriş ile en uzun kiriş uzunlukları nedir diyor. Arkadaşlar C'den geçen en uzun kiriş 10'dur. Bakın en uzun kiriş 10. Orada sıkıntı yok. En kısa kiriş de arkadaşlar bakın şöyle merkezden gelen doğruyla dik olan kiriştir. Bakın şöyle burasının 5 olduğunu düşünürseniz 3, 5. Burası 4 ise burası da 4 olacak. Bakın 8 de en kısa kiriştir. Mantığı da böyle. X'in toplamı da bakın 18. Hemen şuna bakalım. Bakın çok revaçta olan bir soru tipidir. O merkezli galiba. Bak o merkezli çember yayı var. Burada O, bakın O, A, C dik üçgeni var. ABD noktalarından geçiyor. Çember şöyle bir çember. Çemberin yarıçapı 6 bu arada. O zaman burası da 6. Arkadaşlar şöyle mi diyeceğiz o zaman? 4'üm var. 6'm var. Ne yapayım? Bakın şuradaki kirişe dik indirirsem 2, 2, 2 eş parçaya bölerim. Ben burada 6'nın karesi yine dikten dik indirdim. Çünkü 36 eşittir kendine yakın olan 2 çarpı tamamı. Tamamı ne olsun? 4 artı x. Bunlar gider bakın 18, 18 ise x'in değeri 14'tür arkadaşlar. Direkt bu şekilde çözebilirsiniz. İki tane bence çok güzel soru arkadaşlar. Altıncı soru, üçüncü soru basitler. İkinci soru bence işlevsel bir soru. Gerçekten bazı şeyleri tekrar ettirebilir. Merkezimiz burada bakın. Onun. Ben
direkt 16 olan yere dik indirip 8-8 ise bakın arkadaşlar şu taraftan hoppa yarıçapımda 10 olduğu için ben burayı 6 bulabilirim. Şimdi bu kirişler paralelmiş ya zaten. Öteki tarafa siz EF'ye dik indirmek istiyorsanız bunu devam ettireceksiniz. Bu da 6-6 olur. Sadece olay burada şu. Şuradan çizdiğim yarıçapta 10 ya arkadaşlar. 10 6 bakın. O zaman burası 8 olacak. Şu küçük yer 6 olduğuna göre burası 2'dir. X'in arasındaki mesafe 2'ymiş arkadaşlar. Direkt bu sorunun çözümü de bu şekilde. Geri kalanlarını siz çözerseniz sevinirim. Evet, çapı gören çevre açı 90 derece. Onu söylüyor. Ya 180 dereceyi gören çevre açının 90 olduğunu zaten çemberde açıdan biz biliyoruz. Ama burada şimdi uzunluk sorularında bizim işimize çok yarayacak. Lütfen dikkat edelim. Şimdi burada mesela iç içe çemberler özellikle 7. soru burada çözümlü örnek 7'de iç içe çemberler çok fazla. Bunlara özellikle dikkat etmek lazım. Bakın bir O merkezli böyle yaylı bir yer var. Bir de arkadaşlar dikkat ederseniz şöyle diğer yarısı şu şekilde bakın şu şekilde olan diğer yarısı da şöyle olan bir çemberimiz var. Burada çapı gördüğünden mütevellit bakın burası 90 derecedir. Arkadaşlar burada bir şunu da söyleyelim. Şuraları çok iyi okuyalım. O merkezli çeyrek çemberin içine AO çaplı yarım çember çizilmiştir. Ve OCD noktaları doğrusaldır. Arkadaşlar OCD doğrusaldır. Onu vermiş. Ve X nedir diyor. Arkadaşlar şunu söyleyebilir miyim? Peki bu çeyrek çember için konuşalım. Yarıçapın 13 olduğunu gördünüz mü? Bu yarıçap da 13. X'inizin 5 olduğunu aşikar. O kadar basit ki. Yani sadece orada olayı fark etmenizi sağlamaya çalışıyorum. Evet. Hemen bir şunu zaten teğet kuralını vermiştik. Hemen bir 8. örneğe bakıyorum. Yarıçapım 2 kök 2. Ben şöyle bir yarıçap çizsem bu da 2 kök 2. Merkezi teğete birleştirirsem dik oluyordu. Yarıçap aynı zamanda 2 kök 2. Dikten dik indiğim için x de 4'ün çarpımı 2 kök 2'nin karesi değil mi arkadaşlar? X'in 2 yaptığını tanık olun. Bu kadar. Evet. 9. örnek. 45 derecelik bir açım var. Merkezi belirlerim. Yarıçapım 3 kök 2, 3 kök 2 olur. Merkezimi teğette bulursam mutlaka birleştiririm. Çünkü o da 90 oluyor. Bakın bu da 3 kök 2'dir. 90 90 ise bir paralellik yakalarız arkadaşlar. Bu arada 45 ise bakın burası da 45. O zaman burası da 3 kök 2. Bunun da bilincinde olalım. Şimdi başka ne yapabiliriz? Bizden ne isteniyor? Bir görmekte fayda var. Arkadaşlar x isteniyor bizden. Başka bir bilgimiz yok. O zaman şöyle de bir dik indirebilirim. Böyle bir dik indirirsek bakın 45, burası 90 olduğu için burası da 45, burası da 45. 3 kök 2 oldu ya. O zaman buralar 3 3 olur. Arkadaşlar siz merkezden sonuçta buradaki BF bakın BF bir kiriş. Siz buraya bir dik indirdiyseniz burası 3 ise burası da 3. Öyle değil mi? Ama bakın siz şurada da bir dikdörtgen elde etmiştiniz. Buradaki 3 kök 2 ile şuranın 3 kök 2'si aynıdır. 3 kök 2 eksi 3 bizim x'imizin değeri olur. Evet. Bu sorunun çözümü de böyleydi. Şimdi pekiştirme sorularından kendimize biraz yardımcı seçelim. Arkadaşlar 5. soruyu çözme taraftarıyım. Soruların birbirinin önceliği yok. Rastgele seçiyorum ben de. Şimdi benden yani burada başka bir yere doğru çizmesinin tek anlamı benden yarıçap istiyor adam. Ben bakın ben bir çember gördüm. Teğet mi gördüm? Mutlaka dikinirim. Kiriş mi gördüm? İndiririm. İki eş parçaya bölerim. Bunları zaten yaparsanız otomatikman sorunun çözümünü görmüş olursunuz. Burası 8 ise burası da 8. Onu biliyoruz. Şimdi bu arada ben buraya A dersem A artı 4 o zaman burası da A. O zaman yarıçapın A artı 4 olduğunu gördüm. Peki arkadaşlar şurayı birleştirirsem burası da A artı 4 olur mu? Olur. O zaman 8A A artı 4'te A'nın 6 olduğuna tanık olabilir miyiz? Oluruz. Peki A 6 ise arkadaşlar benim yarıçapım ne olur? 10 olur. Yani x dediğiniz şey neymiş? 10'muş arkadaşlar. Şimdi mesela 3. soru çok basit ama
Önemli bir soru. Bak O'yu buraya birleştirdiğinizde siz aynı zamanda yarıçap çizmiş oluyorsunuz ve dik 16. Arkadaşlar bakın Pisagor'dan bitiyor. 20, 16 neydi? 12, 16, 20 üçgeni vardı değil mi arkadaşlar? Bakın sadece bu kadar. Diğer sorular bunların benzerleri arkadaşlar. Halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Teğet uzunluğuna geçiyorum. Şimdi P noktasından çembere teğetler çizdiğiniz zaman bunlar eşit oluyor dedik birbirine. Şimdi burada nasıl bir soruda kullanacağız bunu bir bakalım. Şekilde kenar uzunlukları AB 7 gördüm. BC 8 şöyle. Ve AC'de 9 olan bir uzunluk var. Ve bu üçgenin işte çemberi verilmiş. Buna göre x nedir diyor. Gençler bir şey diyeceğim. Burası x ise burası da x değil mi? Evet. O zaman burası 7-x. O zaman burada 7-x. Şimdi burası 8'di. X burasıysa burası 8-x. O zaman burası da 8-x. Şimdi biz bir tek 9'u kullanmadık bakın. O zaman şöyle mi diyeceğim? 7-x ile 8-x'in toplamı 9. Yani 15-2x eşittir 9 ise x'in değeri 3'tür. Direkt buradan söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, burada başka soru yok. Şimdi bu özellik de üstünde durduğum bir özellikti. Şu an tekrar etmeye gerek yok. Şimdi 11. örnek çok güzel bir örnek ama bana bir alan bırakmamışlar. Ben bu soruyu şöyle bir düzeltmek istiyorum. Lütfen bakın neden düzelttiğimi göreceksiniz. Çünkü şu 120 derecelik bir açı olsun. Hemen burada ben rengimi de değiştireyim. Merkez böyle. Şimdi benden ne istiyor? Yarıçapın 12 olduğunu vermiş. Tamam. Çok güzel. 120 dereceyi vermiş. Şimdi PB ile bakın PB ile PC istiyor benden. Yani bunlar teğet uzunlukları. Bunların değerlerini istiyor. Bulalım. Buluruz. Şimdi biz merkezi biliyoruz. O'yu biliyoruz. Ben bunu çizdiğim takdirde burası kaçtır? 12'dir. Ben merkezi buradaki noktaya birleştirdiğim takdirde açıortay oluyordu 60-60. O zaman burası 90 olduğu için de buraya 30 kalır. Arkadaşlar 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 4√3 değil mi? Bu taraf 4√3 ise bu tarafta 4√3 olacağı için direkt 8√3 der geçeriz. Bu kadar. Teğetler dörtgeni. Arkadaşlar teğetler dörtgeninde dikkat edin. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde bir dörtgen onun sanki iç teğet çemberini çizmişiz gibi düşünün. Tek esprisi şudur. Karşılıklı kenarların toplamları aynıdır arkadaşlar. Bakın T artı Z X artı Y. Bak X artı Y T artı Z. Yani yukarı ile aşağının toplamı sağla solun toplamına eşittir. Yani ya da şöyle diyeceksiniz. Rastgele bir dörtgen. Teğetler dörtgeni ise A, B, C, D ise A ile B'nin toplamı C ile D'nin toplamına eşittir. Bilginiz olsun. Teğetler dörtgeni böyledir. Şimdi çok dikkat ederekten bu sorulardan çözmeye çalışayım sizin için. Çok güzel sorular var çünkü. Birinci sorudan başlayalım. Şimdi AB 12 bakın özellikle şuraya bakın. C noktasından bir teğet çizmiş 6. O zaman buraya da teğet çizersen bu da 6. Şimdi büyük çemberi düşünün. Burası 16 ise buranın da 16 olması lazım. O zaman buraya 4. B noktasından bir teğet çizilmiş. Bu tarafa teğet çizilmiş. X 4'tür. Direkt söyleyebilirim. Şimdi şuna bakayım. Arkadaşlar AD 3 ise burası da 3. O zaman burada 3'müş. Lütfen dikkat. 3 burası 6 ise bu 30-60-90 üçgeni. Burası 30 burası 60. Şimdi benden ne isteniyor? X isteniyor. Daha ben soruyu bile okumadım. Şeklin üstünden aslında her şey belli. Şimdi merkez burada. Merkezi teğete birleştirirsen burası da 90 olacak. O zaman burası da 60 olacak. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı √3. O zaman burada √3. Burada √3 olunca bakın x'in değeri 2√3'tür arkadaşlar. Evet. Başka ne çözebiliriz sizin için? 5'in soruyu çözebilirim. ABC'de dik yamanın içine çizilen AB çaplı yarım çember E noktasında DC teğettir. Bakın burası 3 ise burası 3. Burası 12 ise burası 12. Biz bu yarım çemberin zaten her şeyini bulduk. Bir tek bana neyi soruyor? AB'yi. Şöyle bir dik indirirsem 3'ü aşağı taşırsam burası 9 olursa bakın 15
9, 15 ise burası 12'dir. Benim AB değerim 12'dir arkadaşlar. Evet, çember uzunluk konusu da bu kadar arkadaşlar. Diğer soruları siz tamamlarsanız çok sevinirim. Çember uzunluktan sonra ödeviniz şöyle olacaktır arkadaşlar. Öncelikle buradaki benim çözdüğüm örneklerin tekrar edilmesini istiyorum. Ondan sonra geriye kalan pekiştirme sorularının mutlaka çözülmesi gerekiyor. Konu tamamlama testi 2 ödevdir arkadaşlar. Daha sonra da soru bankamızdaki test okulun geometri soru bankasındaki çemberde uzunluk testlerinin hepsi ödevdir. Bunları itinayla yapıp yapamadıklarınızı da düzenli bir şekilde çözümlerini izlerseniz sevinirim. Size iyi günler.